Sayın Bahçeli'nin daha önceki haftalardaki açıklamalarını hep teşvik ettim. Hep olumlu bulduğumu ifade ettim. Ve Türkiye'de dış güçlerin istismar ettiği en önemli fay hatlarından biri olan Kürt sorunu konusunda makul, doğru bir tavrın Sayın Bahçeli tarafından ortaya konmasını bir ümit ışığı olarak gördüm. Ve bekledim ki sistematik bir açıklamayla sadece Sayın Bahçeli değil, Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuya değinsin ve devlet karşımızda bir devlet aklı görelim. İşleyen, muhasebe eden bir devlet aklı. Sayın Bahçeli dün yaptığı açıklamayla buna yeni bir boyut kattı. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamalara destek dışında kapsamlı bir çerçeve çizmedi. Ve gece boyu Sayın Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden yoğun bir sosyal medya fırtınası koptu. Siyasetçilerin her biri farklı cephelerden sert açıklamalarla gündemi, çıtayı, şeyi yükseltti tabiri caizse. Şimdi arkadaşlar, yapılması gereken nedir? Ben Sayın Bahçeli'ye sosyal medyada sorulan soruları tekrar sormayacağım. Yani vaktinde urgan attığınız Sayın Cumhurbaşkanı'na terörist başını asın diye urgan attığınız dönemden bugüne nasıl geldiniz diye sormayacağım. Altılı Masa'nın yedinci ayağı HADEP'ti dedikten sonra, HDP'ydi dedikten sonra bugün DEM'i muhatap alıp DEM grubunda konuşma teklifinde bulunmanızı da sormayacağım. Daha birkaç ay önce DEM kapatılmalı, hazine yardımı da kesilmeli dedikten sonra bugün DEM grubunu öne çıkaran bir açıklamada da bulunmanızı sormayacağım. Sokaklarda, cami önlerinde 28 Mayıs seçimleri öncesi, 2023 seçimleri öncesi bize karabasan gibi kışkırtarak üzerimize sevk ettiğiniz ve terörle işbirliği suçlamasıyla bize tabiri caizse sokakları niye dar etmek istediğinizi de sormayacağım. Kürtçeyi ve beni istiskal edebilmek için niye Serok Ahmet dedikten sonra bugün Serok Bahçeli noktasına geldiniz? Bunları sormayacağım. Gerçekten bunları sormak bugünün meselesi değil. Neden sormayacağım? Çünkü günlük siyaset adamları revanş peşindedirler. Rakiplerini köşeye sıkıştırmak peşindedirler. Millet adamları ve devlet adamları ise geleceği inşa et peşinde olmak zorundadırlar. Günlük siyaset adamları kendi mahallelerini kışkırtarak, polemiklerle, sloganlarla kendi mahallelerini tahkim edip siyasi güç elde etmeye çalışırlar. Millet ve devlet adamları toplumu mahallelerden, etnik ve mezhebi kimliklerden çıkarak bir ortak millet bilincine yürütmeye çalışırlar. Günlük siyaset adamları kısa dönemli bir takım siyasi rantlar elde etmek adına uzun dönemli perspektifleri unuturlar. Gerçek millet ve devlet adamları ise uzun dönemli vizyonları harekete geçirmek için günlük siyaseti dönüştürme iradesi gösterirler. Şimdi sorum net ve açık. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan, size açık şekilde ifade etmek istiyorum. Bizim hayatımız boyunca ve partimizin programı içinde de mutlaka çözülmesi gereken bir sorun olarak tanımladığımız ve çözüm noktasında da tam demokrasiyi gösterdiğimiz Kürt sorunu konusunda gerçekten adım atmak istiyorsanız bir eylem planı içinde bunu açıklayın. Üç tavsiyem, özellikle üç konuya vurguda bulunmak istiyorum. Birincisi samimiyet. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın birinci testi samimiyettir. Dün Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı konuşmayla ortaya çıkan toplum psikolojisine de baktığımızda herkeste şu kaygı ortaya çıktı. 2019 seçimleri öncesinde Öcalan'dan bir mektup getirerek seçim kazanma stratejisine dayalı bir taktik manevrayla mı karşı karşıyayız? Yoksa gerçekten devlet aklıyla millet vicdanını birleştiren bir yeni stratejik hamleyle mi? Tekrar ifade ediyorum.
bu fay hatlarını çözüme götürecek her hamlenin, her politikanın, her girişimin arkasındayız. Ama taktiksel olarak bunu kullanmak isteyen kim varsa onunla karşısındayız. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Taktiksel mi yoksa stratejik mi? Şöyle ayırt edeceğiz. Çıkacaklar ve açıklayacaklar. Bizim hedefimiz şuraya ulaşmaktır. Bizim herhangi bir şekilde sadece anayasa değişikliğine dayalı kısa dönemli bir hesabımız yok. Kürt vatandaşlarımızın toplum, millet ve devlet aidiyetini güçlendirecek şekilde insan haklarına kavuşturulacağı ve terörün aynı anda son bulacağı bir çerçeveyi teklif ediyoruz, tavsiye ediyoruz, talimatlandırıyoruz diye açıklayacaklar. Samimiyet testinde niye insanlar bugün bu soruları soruyor? Çünkü niye, nedir biliyor musunuz? Bizim toplumumuz bir kristal gibi. Bir kristal, güzel bir kristal. Bir anda buzdolabındaki buzluktan çıkarıp kızgın güneşin altına koyamazsınız. Çatlar. Bir süreçle bütün bu süreci en doğru eksenine oturtmak lazım. Peki bunun yolu ne? Bunun yolu iki temel ilkeye dayanıyor. Tam ve eksiksiz demokrasi, tavizsiz kamu güvenliği. Bu konuya gireceğim. İkincisi de ilkesel tutarlılık. Şimdi bir rehabilitasyon süreci söz konusu olacaksa, ilkesel olarak muhatap ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve bu mahkumiyeti dolayısıyla da tecritle karşı karşıya kaldı. Buna karşıyız, tecritle ilgili bir şey söylemiyorum. Yani tecrit, hiç her mahkumun avukatlarla, yakınlarla görüşme hakkı vardır. Onun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasını savunurken, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına aday olmuş, bir partinin genel başkanlığını yapmış, milletvekili olarak mecliste bulunmuş, hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olan Selahattin Demirtaş'ı bir muhatap olmaktan çıkarmanın ne tutarlılığı var? Hangi ilkeye dayalı olarak denklemi İmralı Kandil, İmralı Dem, Kandil Edirne olarak kuruyorsunuz? Kafanız karışık mı yoksa bir hesap mı var bunun arkasında? Üçüncüsü ve en kritik olan, toplumsal psikolojimizi tahrip edecek bir sürece asla izin vermemeliyiz. Kürt sorununun, Alevi sorununun Türkiye'deki muhafazakar, laik gerilimin azaltılması için her türlü tedbiri almak ve her politikayı desteklemek üzerimize borçtur. Ama bir çağrıyla, bir sözle, bir anda en zıt kutuptaki kitleleri bile karşı karşıya getirecek şekilde risk üstlenmek doğru değil.